وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُنْ Yani yapmış ibadetini en güzelinden, en hasından etmiş, eylemiş ama yüreği hala ürkek. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُنْ Yani Rabbim kabul eder mi? Yanlışları var, eksik oldu, ona layık olmadı, tam huşuğumu toparlayamadım Yapmış ibadetini. Tune ma Biriktireceğini biriktirmiş amellerini, haccını, orucunu, zekatını ama kalbi öyle güven dolu, eli cebinde mutmain, kendisine Firdevs'te yer beğeniyor. Hatta o kadar durumu garantilemiş ki başkalarını da yanında götürmek üzere önden bilet dağıtır havasına girmiş. Değil. O kulubuhum maciletun. Kendisi ürkek bir halde korku dolu bir halde. Ennahum ila rabbihim raciun. Allah azze ve celle'ye dön, döneceğim de ne yapacağım? Ne edeceğim diye korku üzere. Hazreti Ömerler böyleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği ashab-ı kiram ki onlar Allah'ın elçisine eşlik ederek onun kendilerinden razı olarak vefat ettiği gelip teselli ettiler Hazreti Ömer'i. Nedir bu kaygın, bu tedirginliğin? Sen Hazreti Peygamber'e en erken zamanda iman ettin, bütün savaşlarda yanında bulundun. Vefat ettiğinde senden razı olarak gitti. Sen huzur içerisinde ölmen lazım. Niye böyle tedirginlik, kaygı? O da onları kovdu. Siz ancak kanmak isteyen adamı kandırabilirsiniz diye. Allah azze ve celle'nin azabından emin olmaz. İnna zabera rabbika gayru ma'mun. müminler, <laughs> alel müminler vallazinhum min azabi rabbihim mushfiqun müminler rablerinin azabından asıl tedirgin olan kimselerdir. Ürkek, korku dolu olanlar. Sabahı olsa gece azap gelmediği için şükreden, akşamına kavuşsa gündüz azap gelmediği için Cenab-ı Hakk'a şükreder. Hazreti Peygamberle ilgili sabah ve akşam böyle dualar rivayet edilir. Azap etmeyip akşamına esenlikle kavuşturduğu için Allah'a hamd ettiğine dair. Hz. Ayşe ortam biraz gerilse, rüzgarlar sert esse vesaire Hz. Peygamber'in kavmimi helak etme diye Cenab-ı Hakk'a önceki kavimler gibi helak etmemesi için dua etmeye kalkıştığını, istiğfar edip durduğunu, hatta bir gün içerisinde aranızda en çok istiğfar edeniniz benim diye ümmetine bu yolu, istiğfarı Cenab-ı Hakk'ın azabına karşı olsa olsa bir güvence olarak Başka bir güvencemiz yok. Olsa olsa buna sığınarak Allah Azze ve Celle bunun üzerine Resulullah'ı rahatlattı. Dedi ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Sen onların aralarında olduğun sürece Allah onları azap etmeyecek. Sen şimdi rahat et bakalım. Sonra da peki Allah'ın Resulü aramızdan ayrılınca وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah onlara da azap edici değil, onlar istiğfar edip durdukları sürece. Demek ki istiğfara sarılırsak, yani Ya Rabbi affet, bağışla, çok yanlış ettim, kusurlarım var, günahlarım var diye kul bu modu korur ise, bu onu azaptan inşallah uzak eder. En iyi korunma Allah Azze ve Celle'ye sığınma, istiğfar ile sığınma. Yoksa güven hali, durumumuz iyi, artık epeyce bir şeyler de biriktirdik. Dolayısıyla biz yol aldık, kendimize yer beğenelim şuradan buradan diye. Bu türden düşünceler kişiyi tam da tehlikenin ortasına çeker.